Merhabalar. Arıza lambası termik voleye nasıl takılır? Bugün onu göstereceğiz. Burada birçok kablo var. Kafanız karışabilir ama arıza lambası için yapmamız gereken çok basit. Termik rolemizin, aşırı akım rolemizin 95-96 normalde close, normalde kapalı girişlerine mühürleme yapıldı. 97 ve 98 boşta, 97 ile 95 arasına köprü atıyorum. Yani 97'ye enerji veriyorum. Bağlantımızı yapalım. Enerji verdim. Bunu da 95'e bağlıyorum. Evet, gördüğünüz gibi 95 ile 97'ye köprü yaparak 97'ye enerji vermiş oldum. Ve 97'nin çıkışına 98'e buradaki arıza lambamızın bir bacağını bağlıyoruz. Bacağının birisini 97'nin çıkışına, yani 98'e bağlıyoruz. Evet, buradaki arıza lambamızın diğer bacağını kontaktördeki nötr bacağımıza bağlıyoruz. Yani nötre veriyoruz. Kontaktörden de verebilirsiniz veya direkt panodan gelen nötre de bağlayabilirsiniz. Ama ben şu an kolayıma gelen kontaktörün üzerindeki nötre vermek. Nötrü kontaktörün üzerine almak. Normalde nötr A2'ye verilir ama monofaze sigortamız olduğu için ben A1'e nötr vererek A2'den faz alarak mühürleme yaptım. Bağlantımız bu şekilde. Bakalım, bir test edelim. Bu yandı. Normalde yanmaması gerekiyor. Şimdi bastık. Kontaktörümüz çekti. Stop'a bastık. Attı. Bastık. Stop'a bastık. Çekti. Mesela motor. Bu işte motor. Ama ben ampul bağladım. İşte duyu bağladım. Motor aşırı akım çektiği vakit nedir işte? 1,5 kW'la çalışan bir motor yaklaşık ne kadar amper çeker? 7 amper çeker. 7 amper atıyorum, motor 7 değil de 10 çekti. Hani %20'lik dilimi geçti. 11 amper çektiği vakit termik rolemiz ne olacaktır? Atacaktır. Termik rolemiz attığı vakit panoda arıza lambamız yanacak. Yani arıza lambamızın yanması demek pano devre dışı kaldı demek. Ve tekrar manuel olarak buradan mavi butonumuza basarak tekrar kontaktörümüzü, termiğimizi aktif hale getirebiliyoruz. Gördüğünüz gibi kontaktörümüz çalışıyor. Tekrar arıza verdiğini düşünürsek, mesela bu şekilde arıza lambası yandığı vakit gördüğünüz gibi stop ve start butonları işlemiyor. Ne yapmamız gerekiyor? Tekrar buradan gelip resetleyeceğiz. Ondan sonra gördüğünüz gibi kontaktörümüz çekiyor. İzlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Arıza lambası montajımız bu şekilde, çok basit. Bacağının birisini 98'e veriyoruz. Diğer bacağını da nötre veriyoruz. Tabii 98'e enerji vermek için de 95 ile 97 arasına köprü atıyoruz.